Dokuzuncu sınıfa hoş geldin Tonguç. Hoş bulduk hocam. Senle beraber bu kanalımıza mükemmel içerikler paylaşacağız. Ve hocam dokuzuncu sınıf zor mu? Elan dokuzuncu sınıf çok önemli bir sene. Neden diyeceksin? Artık sen üniversiteye hazırlık senelerinden bir tanesindesin diyebiliriz. Çünkü artık 9, 10, 11, 12 sonra da üniversite hayatına hoş geldin diyecekler sana. O yüzden şimdiden çalışmalara başlamamız gerekiyor. Tabii ki ben sana üniversite sınıfında çalış demiyorum ama temel konuları çok iyi anlaman, yani 9. sınıftaki konuları bilmen gerekiyor, öğrenmen gerekiyor, iyi sindirmen gerekiyor içine. O yüzden birçok temel konuyu 9. sınıfa göreceğiz. Zaten ileride gireceğimiz YKS sınavının ilk ayağı olan TYT sınavında 9. sınıf ve 10. sınıf konulardan çıkıyor. Dolayısıyla 9. sınıfı çok iyi anlaman çok önemli. Hatta problemler diye bir konu var. Herkes işte matematikte problemlerden patlıyor diyorlar. İşte o aslında 9. sınıfın konusu diyebiliriz. Matematik ve FKB, yani fizik, kimya, biyoloji dersleri gerçekten çok önemli bir yere sahip 9. sınıfın içerisinde. Ve sağlam altyapı için gerçekten 9. sınıftaki konuların hepsini çok iyi bilmek gerekiyor. Peki neler var 9. sınıfta? Ne var hocam 9. sınıfta? Senle beraber bir kere 9'daki konuları bir göz atalım. Neler çıkacağını görelim. Edebiyat tabii ki bir kere biraz benim Türk Edebiyatı'na giriş var. Genel böyle bir özet konuları işleyeceğiz. Ardından hikaye, şiir, masal, fabl, aynı zamanda bana roman. Masal anlatmayın hocam. Anlatacağım ne yazık ki. Roman, tiyatro, biyografi, otobiyografi, mektup, e-posta, günlük blog. Yani türlere bakacağız birazcık. Yazı türlerine bakacağız. Tonguç evladım, bunların hepsi aslında edebiyatın ilk girişini oluşturuyor. Ama bunlar bizim TYT'mizin de yarısını oluşturuyor. İleride geleceğimiz üniversite sınavında. Aynı zamanda matematiğe baktığımız zaman mantık, kümeler, denklem ve eşsizlikler, üçgenler ve veri sayma konularından sorumluyuz matematikte. Tabii ki şöyle anlatayım sana. Bundan öncesi birinci dönem, sonrası ikinci dönem. Genellikle ikinci dönemde üçgenler ağırlıklı bir konu işleyeceğiz. Ama buradaki en önemli konu nedir desen? Nedir hocam? Neredeyse TYT'nin yarısını oluşturan denklem ve eşsizliklerin içerisindeki problemler konusu gayet önemli bir konu diyebiliriz. Coğrafyaya baktığımız zaman coğrafya, insan ve doğayla başlıyoruz. Dünyanın şekli ve hareketlerinin ve onların sonuçlarına bakacağız. Coğrafi koordinat sistemi, harita bilgisi, iklim bilgisine giriş yapacağız. İklim elemanlarına bakacağız. Ondan sonra iklim tipleri, beşeri sistemler, küresel ortam, yani bölgeler ve ülkelere baktıktan sonra insan ve çevreye de aslında 9. sınıf coğrafyayı bitirmiş olacağız. Fiziğe baktığımız zaman fizik bilimine giriş, madde özellikleri, hareket ve kuvvet, enerji, ısı ve sıcaklık ve elektrostatikle fiziği tamamlamış olacağız. Tabii ki buradaki en önemli konulardan bir tanesi fizik bilime giriş. Çok kapsamlı, çok detaylı bazı şeyleri öğreneceğiz burada. Madde ve özellikleri, yoğunluğa bakacağız. Hareket ve kuvvette hız, yer değiştirme ve benzeri, enerjide kinetik, potansiyel enerji, ısı sıcaklığı, Tonguç evladım benim, kel macit, kel emer, bunları göreceğiz. Aynı zamanda elektrostatikte de, durgun elektrikte de konumuzu bitireceğiz. Kimyaya baktığımız zaman kimya bilimiyle başladıktan sonra da bir giriş yaptıktan sonra, çünkü artık biliyorsun geçen kimya sene mı, simya mı hocam? Geçen sene fen vardı. Şimdi ne oldu? Fizik, kimya, biyoloji de üçe bölündü. Yani arttı konular. Dolayısıyla bu konulara hazırlık yapmamız da çok önemli. Atom ve periyodik cetvelle başlayacağız konularımıza, ikinci ünitemize pardon. Aynı zamanda burada simya ve kimyanın farkını öğreneceğiz. Kimyasal türler arası etkileşime, zayıf kuvvetli etkileşimlere bakacağız. Aynı zamanda maddenin halleri ve doğa ve kimya ile de kimyayı bitirmiş olacağız. Biyolojide çok az ünite varmış gibi gözüküyor ama bayağı bir konu var bunun içinde. Yaşam bilimi. Hocam var hocam. Hayır, yaşam bilimi biyolojiyle başladıktan sonra, biyoloji bilimine giriş yaptıktan sonra buradaki besinleri burada göreceğiz. Mesela bu organik besinler, inorganik besinler, asitler, bazlar, tuzlar, su, bilmem ne. Bunların hepsini aslında burada inceleyeceğiz. Ardından hücreye geçeceğiz. Hücre zaten çok geniş bir ünite. Hücredeki zardaki madde alışverişinden başlayıp ta içindeki organellerin yapısına kadar inceleyeceğiz. Canlılar dünyasında da canlıların sınıflandırılmasıyla başlayıp bütün canlıları, bakteriler, hayvanlar, bitkiler, şeyler, arkeler, hepsini teker teker inceleyip aslında sınıflandırmayı yapmış olacağız. Tarihe baktığımız zaman tarih ve zamanla başladıktan sonra insanlığın ilk dönemleriyle başlayıp orta çağlı dünya, ilk ve orta çağlı Türk dünyası. İnsanlık bitmiş hocam. İslam medeniyetinin doğuşu ve Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleriyle bütün tarihi bitirmiş olacağız. İngilizceye baktığımız zaman studying abroad, yurt dışında okumak, my environment, çevrem, movies, human in nature, işte filmler, ondan sonra doğadaki insan, inspirational people, ilham verici insanlar, bridging cultures, kültürler arası etkileşim, world heritage, ondan sonra işte dünyadaki önemli yerler, emergency and health problems, işte acil ve sağlık problemleri, invitations and celebrations, davetler ve kutlamalar, parties, ve televizyon ve social media, televizyon ve sosyal medya ile bitireceğiz İngilizce konularımızı. Peki biz 8'e 9'a kampında ne yapacağız? Sonuç 8'den 9'a kampı Tonguç 9. sınıf kanalında, yani şu andaki kanalında olacak senin. 8. sınıf kanalına aboneliğini lütfen devam ettir. İstersen bilimleri kapatabilirsin ama Tonguç Akademi'den yararlandın mı 8. sınıf? Evet hocam, bayağı İşte
9. sınıfta da Tonguç 9'dan yararlanacaksın. Ama senden bir ricamız var. O da Tonguç Akademi'nin 8. sınıf kanalına abone olmaya devam et. Ki zaten biz abonelerle ve like'larla mutlu oluyoruz. Dolayısıyla bizim mutluluğumuza mutluluk katıyoruz. Ana kanalımıza da abone olayım hocam. Ana kanalımıza da abone olsun. Tabii oradan da Tonguç Akademi'yi izleyebilirsin ve benzeri. O zaman bunu yaparken de 8'den 9'a kampımızı yaparken de biz mükemmel bir kaynaktan da yararlanacağız. 8'den 9'a matematik hazırlık kitabı yapacağız. Tonguç 9. sınıftaki en önemli ders matematik gerçekten de. Çünkü hem TYT'nin asıl kısmını oluşturuyor hem de matematik olmadan Milli Eğitim Bakanlığımız dedi ki matematik olmadan olmaz dedi. Matematik her sene zorunlu ders olarak olmadan gösterilecek dedi. Olmaz. Dolayısıyla belki fizik, kimya, biyolojiyi hiç seçmeyeceksin ama matematiği mutlaka sana verecekler. Dolayısıyla Türkçeden de biraz bir tık daha zor olduğu için matematiğe odaklanmamız gerekiyor ve ortaokulun yani 5, 6, 7, 8'in tüm derslerini burada bu kitapla, matematik hazırlık kitabıyla tarayacaksın ve 9'a geçerken sağlam bir altyapıyla geçmiş olacaksın ve tamamı video çözümü. Yapamadığın sorunların hepsi video çözümü zaten bunun içinde var. Hiç merak etme. 8'den 9'a kitabımıza iyi butonuyla ulaşabilirsin. Sonuç evladım. Ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.